Evet arkadaşlar, TV'mizin arka tarafını söktük. Bu arada bu arka kapakları civatalı değil. Gördüğünüz gibi şu sekmanlara, şurada plastiklerde tırnakları var. Bunlar geçmeli. Plastik levyeyle söküyoruz bunları. Sadece şurada ayak civataları var. İki tane burada, iki tane burada. Şimdi hoparlörleri sökeceğiz. Besleme kartını, ana kartı sökeceğiz. Kofun muhafazasını sökeceğiz. Cihazı ters çevirip panelimizi alacağız. Evet arkadaşlar, anakartlarımızı söktük. Hem anakartımızı hem besleme kartımızı. Besleme kartımızı temizleyeceğiz. Çok kötü toz vesaire. Bu kartımız aynı şekilde. Basınçlı havayla. Şimdi bu rof muhafazasını sökeceğiz. Evet arkadaşlar, panelimizi kaldırdık. Reflektörleri, plexili kısımlarını da kaldırdık. Gördüğünüz gibi ledlerimiz gayet kötü bir durumda. Yanmış vaziyette. Özellikle bu taraf daha kötü. Buradaki pleximiz de iz yaptığı için, yanık izleri, buraları temizlememiz gerekiyor. Yoksa yeni ledler taktığımız zaman ledlerin ışığını kesecek. Evet, yeni ledlerimiz ve eski ledlerimizi karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi bir tanesi daha çok yanık zaten. Normalde ilk başta sağ tarafındaki ledler yanmaya başlıyor. O zaman aslında müdahale etsek plexi yakmamış olur. Bu da yeni ledlerimiz. Şimdi montaj edeceğiz. Evet, güzel bir şekilde topladık. Hoparlörlerini taktık. Şimdi arka kapağını takıp bir start vereceğiz. Evet arkadaşlar, led değişimimizi gerçekleştirerek gördüğünüz gibi görüntüde herhangi bir problem yok. Gayet net. Sadece şu alt tarafta ve sol tarafta biraz beyazlama var. Yansıma. Onun sebebi de ledler yandığı için, alttaki reflektörün bükülmesinden dolayı, o zaman içinde ısındıkça düzelecek. Onun dışında başka bir şey yok zaten. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.